Değerli izleyenler, bu sene iklim değişikliğinden kaynaklı, yani sıcakların daha fazla olmasından kaynaklı artık bağlarımın içini kesinlikle sürmedim. Çünkü bağın içini sürdüğümüzde üzümlerde yanma meydana geliyor. Toprak aşırı ısındığından kaynaklı asmalar strese girebiliyor. O yüzden ben bunu Haziran'dan sonra kesinlikle içini hiçbir şekilde sürme işlemi gerçekleştirmedim. Yapmadım yani. Bağım işleri otlu. Bazı bağlarımda şu seviyelere gelen otlar var. Bu otları ben çubuk kırma makinesiyle parçalattırıp geçiyorum. Dibine de sadece ot ilacı attırıyorum. Bu şekilde bir uygulama yaptım bu sene. Ve üzümler caz canlı kendini korudu. Hiçbir şekilde yanma olmadı. Halbuki 45 dereceye kadar sıcaklıklar artmıştı. Bu otlu olmasının sayesinde hem toprak serin kaldı hem de ısı düştüğü için üzümlerde de yanma meydana gelmedi. Zaten üstünü de örttük. Artık güneşten de bir şekilde üstünden de koruyoruz. Filizleri de sadece bir sefer kestik. Artık üzümlerin açtırma aşamasında yine kesmeye devam edeceğiz. Ve otları da sadece makineyle parçalatmamız yeterli olacak. Evet, siz değerli izleyenlerime şu anda üzümlerimin durumunu ve çubuk kırma makinesiyle bu otları nasıl parçalattığımı göstermek istiyorum. Ve parçalanmış sıranın durumunu da siz değerli izleyenlerimle paylaşmak istiyorum. Değerli izleyenler, şu anda otlar bağın ortasında bayağı bir kaplamış durumda. Hatta üzümler içinde gezerken diz boyunu geçmiş durumda otlarda. Üzümler bile görünmüyor. Ve alttan şöyle size üzümün canlılığını da göstermek istiyorum. Evet, üzümler hiçbir şekilde yanmadığı gibi üzümler çok canlı. Yani albenisi var şu anda. Bu otun çok faydası var. Çünkü alttan bayağı bir serin kalıyor. Serin kaldığı için de bu şekilde üzümler canlılığını muhafaza etmiş oluyor. Evet, otun hemen içinde ve üzümlerin durumu. Şimdi ben çubuk kırma makinesini traktöre taktım. Bunun çünkü içinde işçilik yapmamız gerekiyor. Gezmesi de bayağı bir problem oluyor şu anda bunun. Ve problem olan yerde çubuk, bu arada size kırılmış halini de göstermek istiyorum. Şimdi yan sırayı parçalatmıştım. Evet, şu anda burası parçalanmış halde. Parçalandığı için sanki çim biçme makinesiyle biçilmiş gibi, otlar dümdüz biçilmiş seviyede. Evet, rahatlıkla biçildiği görülebiliyor. Benim ata çubuk kırma makinem var. Bu çubuk kırmayla otları da parçalatmış oluyorum. Ve sanki otlar çim biçilmiş gibicesine standart bir boy haline geliyor. Uzun halleri de gitmiş oluyor. Evet, şimdi çalıştırıp size nasıl bir uygulama yaptığımı da göstermek istiyorum. Evet, ben normalde 3 takviye ile yapıyorum bu işi. Biraz da gaz veriyorum çünkü bu yüksek devirle çalışan bir makine. Evet, şu anda. Altındaki pervaneler yüksek devirde çalışıyor. Evet, şu anda sıraya girip otlu yerin durumunu da size göstereceğim. Mikrodeyimizi indiriyorum.